Herkese merhabalar. Bugün bitkilerde demir eksikliğinin nasıl anlaşılacağı ve ne gibi önlemler almamız gerektiğinden bahsedeceğim. Demir noksanlığına maruz kalmış yapraklar oldukça belirgindir. En ince damarlar dahi yeşil kalarak bu damarlar arasında kalan kısımlardaki renk tamamıyla sarıya dönmektedir. Özellikle genç sürgünlerde bu eksiklik daha çok kendini belli eder. Fakat ileri düzeylerde bitki burada görüldüğü gibi tamamıyla alt yaşlı yapraklarda sarıya dönebilir. Şurada gördüğünüz gibi yemyeşil olursa, koyu yeşil bir şekilde yapraklar olursa fotosentezi daha iyi yapar ve ürünler daha sağlıklı ve daha bol olur. Burada gördüğünüz bezelyelerde çiçek tutumu harika oldu ve gayet de sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Bu iplerin başlarına bu şekilde çiviler bağladık biz. Bu çivileri toprağa gömdük ve bu iplere bezelyeleri sardırdık. Hem bu şekilde topraktan demir ihtiyacını bitki karşılamış oluyor, hem de iplere sarılarak kendine destek bulabiliyor bitki. Normalde demir eksikliğini gidermek için toprağa paslı çiviler de koyabilirsiniz. Ama bir sene sonra bu toprağı tekrar sürdüğünüzde herhangi bir ayağınıza batma tehlikesi oluşmaması için bu yöntemi pek uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Burada eksikliği gidermek için demir sülfat satın aldım. Normalde bu demir sülfat eğer balkonunuzda, saksılarda kullanacaksanız 1 litreye tepeleme bir çay kaşığı koyacaksınız. Ama burada bahçe ortamında yaptığım için 7 litrelik bir sulama kabı var ve takriben 4 yemek kaşığı koyacağım ben. Demir sülfatı bitkilerin üzerine direktmen toz olarak dökmeyin. Yakıcıdır ve bitki yapraklarını yakar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıp eritmemiz gerekiyor suda. Şimdi iyice karıştırıp erittikten sonra bu şekilde bitkilerin burada naylonlar olduğu için naylonların açık olan kısımlarından tek tek sulama yaparak bitkinin demir eksikliğini gidereceğiz inşallah. Eksiklik daha çok kireçli topraklarda meydana gelir arkadaşlar. Kireçli topraklarda pH yüksek olduğu için demir bileşikleri çözünemez ve bitkiler tarafından alınamaz. Sulama işlemini hallettik. Takriben 10 gün içerisinde bitkilerimizin yaprakları tekrardan yeşile dönecektir. Bugünlük videoma burada son veriyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.